Karşımızda 17 tam 4 bölü 9 eksi 12 tam 2 bölü 3 işlemi var. Her zaman olduğu gibi şimdi yine videoyu durdurmanızı ve işlemi önce kendi kendinize yapmaya çalışmanızı istiyorum. Hadi başlayalım. Öncelikle bu tam sayılı kesirleri farklı bir şekilde yazmaya çalışacağım. 17 tam 4 bölü 9, şimdi 12'yi 17'nin 2 bölü 3'ü de 4 bölü 9'un altına yazıyorum. Çıkarma işaretini de koyalım ki, 17 tam 4 bölü 9'dan 12 tam 2 bölü 3 çıkardığımız belli olsun. Bu işlemi yapmaya kesirli kısımla başlayabiliriz. Evet, önce 4 bölü 9'dan 2 bölü 3 çıkaralım. Ama bir saniye, bunların paydaları eşit değil ki. Bunun paydası 9, bununki de 3. O halde önce bu kesirlerin paydalarını eşitlememiz lazım. Kesirlerin paydalarını eşitlemek için paydadaki sayıların en küçük ortak katını bulmalısınız. Buradaki paydalar 9 ve 3. 9 ve 3'ün en küçük ortak katını bulmak için büyük olan paydayı yani 9'u alıp katlarını incelemeye başlayalım. 9'un ilk katı olan 9, 3'e bölünür. Evet, 9 3'e bölündüğü için en küçük ortak kattır. Ama eğer diğer paydaya bölünmeseydi 9'un katlarını artırarak, mesela 18 ve sonra da 27'ye bakıp, hangisinin diğer paydaya da bölündüğünü aramaya devam edecektim. 9, 3'e bölündüğü için bunu yapmama gerek kalmadı. Artık kesirli kısımların paydalarını 9'a eşitleyebilirim. Birinin paydası zaten 9 olduğu için ona dokunmayacağım. 17 tam 4 bölü 9 aynen kalıyor. Sıra diğerinde. 12 tam ve şimdi paydaya 9 koyuyorum. E paya da bir sayı gelecek. 2 bölü 3 kaç bölü 9'a eşit olabilir? Payda da 9 elde etmek için 3'ü 3 ile çarptığımıza göre payı da 3 ile çarpmamız gerekiyor. 2 kere 3, 6 eder. Buna göre 2 bölü 3 ile 6 bölü 9 aynı şeydir. Ve artık çıkarma işlemini yapabiliriz. Ama şimdi de yukarıdaki kesir aşağıdaki kesirden küçük oldu. 4 bölü 9'dan 6 bölü 9'u çıkaramayacağımıza göre ne yapabiliriz? Tabii ki de yeniden gruplayabiliriz ya da diğer bir deyişle tamdan ödünç alabiliriz. Bunun ne demek olduğunu merak ediyorsanız, 17'den 1 tam alıyoruz. Şimdi bakın, 17'den 1 tam aldığımda burada 16 tam kalır. Ve sonra tam sayılı kısımdan aldığım 1 tamı kesirli kısma ekleyeceğim. Kesirli kısma 1 tam yani 9 bölü 9 ekliyoruz. Bir kere daha tekrar edeyim. 17'den bir tane 9 bölü 9 aldım. 9 bölü 9 bir tama eşit. Bunu yapınca 17 tamdan geriye 16 tam kaldı. Ve tam sayılı kısımdan aldığım 9 bölü 9'u kesirli kısma ekliyorum. Peki 4 bölü 9 artı 9 bölü 9 ne eder? 13 bölü 9 öyle değil mi? Buradaki kesir 13 bölü 9'muş. Biraz garip geliyor olabilir ama 17 tam 4 bölü 9 ile 16 tam 13 bölü 9 aslında aynı şeydir. Kesirli kısım 1'den büyük ve 1 tam 4 bölü 9'a eşit. Buna 16 tam ekleyince de 17 tam 4 bölü 9 elde ediyoruz. Peki tüm bu canbazlıkları niye yaptık? Elde ettiğimiz 13 bölü 9, 6 bölü 9'dan büyük olduğuna göre artık kesirli kısımdaki çıkarma işlemini yapabiliriz. 13 bölü 9 eksi 6 bölü 9. Elimizde bir şeyden 13 tane varsa ve bundan 6 tanesini çıkarırsak, geriye 7 tanesi kalır, öyle değil mi? Elimizdeki şey 1 bölü 9'luklar olduğuna göre, 7 tane 1 bölü 9 da 7 bölü 9 eder. Bunu değişik bir renkle yazacağım. 7 bölü 9. 13 bölü 9 eksi 6 bölü 9, 7 bölü 9 eder. Bir de tam sayılı kısımlara bakalım. Burada geriye 16 tam kalmıştı. Bundan 12 çıkarsa geriye 4 kalır. Demek ki 17 tam 4 bölü 9, eksi 12 tam 2 bölü 3 işleminin sonucu 4 tam 7 bölü 9'muş.